Deprem profesörü Sayın Okan Tüysüz telefon attığımızda. Sayın Tüysüz merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle çok teşekkürler. Size de geçmiş olsun diyeceğim. Zannediyorum İstanbul'dasınız, siz de hissettiniz. Hissettim evet ama nerede olduğu konusunda ulaşamadım henüz Kandilli'ye ya da AFAD'a. O nedenle yeri konusunda çok fikrim yok. Gökçeada açıklarının olduğuna dair bir bilgi var. Evet. Daha da ayrıntılı net bilgiler geldiğinde elbette paylaşacağız ama elimizdeki tek kıt bilgi budur. Doğru bir sayıda aldığını söyleyebilirim. Avize bir sallanma yönünde. Sayın Tüysüz. Ben Sarıyer hissettim. Sarıyer'deki herhalde ivmesi 0-2 civarları gibi bir şiddette hissettik diye tahmin ediyorum. Sayın Tüysüz, cümlelerinizi kurarken çok sağlıklı alamadık sesinizi. Bir daha tekrar etmenizi rica etsem. Şöyle, ben Sarıyer'de hissettim ama hangi, nerede deprem olduğu, hangi büyüklükte olduğuna dair henüz hiçbir veri elde edemedim. Herhangi bir bilgi alamadım. Hı hı. Ama aşağı yukarı avizelerin ve bir yapının sallanma yönüne bakarak bir doğu batı yönlü bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Doğu batı yönlü bir fay. Hı hı. O da herhalde Kuzey Anadolu fayı ya da benzeri bir faydır diye tahmin ediyoruz. Buradaki sarsıntısı da gene gözlemlere bakılarak aşağı yukarı 0-2 civarında. Yani şiddet olarak buradaki şiddeti 5 civarında bir şiddetle sarsıldığını söyleyebilirim. Sayın Tüysüz, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'den de hissedildiğini biliyoruz depremin. Bir de son bilgi az önce ekranlara yansıdı. Ege açıklarında ve 6,5 büyüklüğünde, 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi şeklinde az önce bir evet. bilgi ilettik izleyicilerimize. Sizinle de paylaşalım. Bu noktadan gidecek evet. olursak eğer tahminleriniz ne yöndedir? Şimdi tam yerini bilmek lazım. Onu bilmeden tahmin etmek pek mümkün değil. Yani Ege Denizi içerisinde çok sayıda fay var. Kuzey Anadolu fayının bir ucu biliyorsunuz şeyden itibaren, Edremit Körfezi'nden itibaren Ege Denizi'nin içerisine dalıyor. Onun üzerinde olabilir. Diğer taraftan kuzeyde Saros'tan geçip Gökçeada açıklarına giden önemli bir fay kolumuz var. Onun üzerinde bir deprem olabilir. Sıhhatli bir değerlendirmeyi herhalde depremin tam yerini ve büyüklüğünü öğrendikten sonra yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. O bölgede yakın geçmişi hatırlayabiliyor musunuz? Yani böyle bir deprem bekleniyor muydu? Evet, yani Ege bölgesinde Saros Körfezi çevresinde Kuzey Anadolu fayının Saros Körfezi'nden çıkıp Gökçeada açıklarına, oradan Yunanistan'a kadar uzandığını biliyoruz. Onun üzerinde olabilecek böyle bir deprem bizi çok şaşırtmaz. Biraz daha güneyde de demin söylediğim gibi Edremit Körfezi açıklarında olabilecek bir deprem de bizim için, bu büyüklükte bir deprem çok şaşırtıcı olmayacaktır. Peki. Sayın Tüysüz çok teşekkür